Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız sağ olsun bulunduğu şehre üniversite getiriyorum, hatta ilçeye getiriyorum dedi. O kadar çok üniversite açtı, yüksekokul açtı ki insanlar bulundukları şehirlerde okudular. Annelerin babaların dizlerinden ayrılmadılar. Hangi okulu bitirirlerse ondan sonra o okulu dünyanın en iyi okulu zannediyorlar ve kendilerinin meslek sahibi olduğunu zannediyorlar. Biraz önce iletişim fakülteleri, iletişim okullarını bitirenlerin hepsinin bir yerlerde bir takım makamlar ve mevkiler, pozisyonlar, yüksek pozisyonlar beklediklerini de biliyoruz. Ama sonuç itibariyle ellerinde meslekleri olmuyor ve çok zorluk çekiyorlar. İşte bu yüzden üniversite aslında büyük şehirlerde olmalı ve çocuk evinden ayrılıp bir başka şehirde, bir başka yerde hayatı tecrübe etmeli. Yani bunu yapmadığı zaman bir de hayatı öğrenmek diye bir şey var ya, sadece okumak değil. O günkü Cumhuriyet Gazetesi'nde önemli bir haber vardı. Tabii Türkiye bunları hiç tartışamıyor. Biz hep yapay gündemlerle devam ediyoruz. 1453 fakültede profesör yokmuş. Bakın 1453 fakültede profesör yok. Yani o öğrencilerin birçoğu muhtemelen profesör görmeden mezun oluyorlar. Yani inanılmaz bir şey. Ama burada Fuat Uğur, burada sıkıntı şu: muhalefet bu her ilde üniversite açmayın dediğinde muhalefeti statükocu olmakla, gerici olmakla, seçkinci olmakla eleştirdiler. Ya arkadaş, her ile havaalanı gerekmez. Tabii ki insan ister havalimanı olsun ama Kütahya'ya havalimanı açıp 1 milyon yolcu hedefi koyuyorsan ve yıl sonunda... Barış, iyi ki bir Kütahya var ya. 80 vilayeti de 80 vilayette de bak, bugün adam Van'a gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor, Şırnak'a gidiyor, Kars'a, sen havaalanına gidiyorsun ya. Sen de yarın Bingöl'e gidiyorsun, öğrendim. Bingöl'e gidiyorsun trenle. Gidiyoruz biz. Bitlis'e, yarın Bitlis'e, Bitlis valimiz Sayın Erol Bey'in davetlisi olarak. Bak bizim Kars'ın turistlerini Bitlis'e götürmeyin Bingöl'e. Trenle gidiyoruz Bitlis'e. Hiç bu davetler 28 saat. Bu davetler bize gelmiyor. İstanbul'dan 28 saat. Evet, trenle. Yarın gel Fuat Bey hemen. Yer var mı abi öyle gel? Var. Peki Barış arkadaş, sadece Kars'a mı gidiliyor tren? Elazığ'a, Bitlis'e de gidiliyor. Barış, Kars'a giden turistleri Bingöl'e götürmeyin sakın. Bingöl değil, Bitlis ya. Bitlis, özür dilerim. Elazığ Bitlis'e, ama oraya da büyük bir tur. Şimdi orada memleketimizin bir parçası. Her yeri kazansın ama biraz sanki böyle Kars'ın kar turizminden, kış turizminden... Sinan Burhan'a gençlerden tepki var. Bize haksız şekilde yükleniyor, iş beğenmiyor dedi. İş nerede var diyor izleyiciler. Hemen iyi. Ondan sonra... Kars'a sana şu tabela şey bir atayım da bir gösteriver ya. Ne? Evet, evet. Bu arada rejiden kırılanlar da var. Gençlerden. Rejiden kırılanlardan. Ya Allah aşkına şimdi beni konuşturmasın kimse de, neyse. Niye, bizim rejiye mi diyeceksin? Rejiye demeyeyim yani, genel olarak söylüyorum ben. Şimdi biz bu kadar lafı ya bu insanlardan, yani ben binlerce insan dinledim, duydum, adam bulamıyorum, gelip çalışmıyorlar, şu kadar para veriyorlar. Yani şunu deseler bana, deseler ki ben gittim o adama başvurdum ama işte... Gürkan Hacır sana bir attım resmi, bir gösterdi ver ya, bu güzel bir konu ya. Önemli bir konu yani, hakikaten bir yara atacağım. Dur tamam, gönderiyorum. Şey, bundan yaklaşık bir sene önce bizim Kadıköy'de çok meşhur bir dürümcü emmi vardı. Hı hı. Şimdi kapandı. Şey oldu, tadilatta. Çok meşhurdur ama böyle dürümcü emmi, kuyruk olur önünde. Her daim kuyruk. 7-24 açıktır. Orası bir gün bir televizyon kanalına röportaj verdi. Ben çalıştıracak garson bulamıyorum diye. Hı hı. İstedikleri parayı da veriyorum ama çalışmak istemiyorlar çünkü tempo yorucu dedi. Yorucu geliyor dedi. Dürümcü emmiyi linç ettiler. Evet. Ve ertesi gün TT oldu. Ben de onun üzerine bir dürümcü emmi yazısı yazmıştım. O zaman çalıştığım gazetede. Şöyle bir şey var. Tabii beklentilerle bir örnek şeyler, gerçekler sevgili, örtüşmüyor. Sevgili Gürkan, bu arada şey gönderiyorum ben. Sevgili Gürkan, bir örnek vermek istiyorum. İzin verirsen. Sinan. Bir örnek vermek istiyorum. Tabii, tabii. Gürkan. Yani ben... Arkadaşlar, gazeteciliğe öğrencilik yıllarımda başladım ve daha sonra Çalışma Bakanlığı'na müfettiş oldum. 4 yıl müfettişlik yaptım. Sonra oturdum. Abi çok hoşcu duruyor. Abi bir dakika ya, bir şey anlatayım. Ne olur kesme sözümü. Ve şey yaptım. 7 ciltlik kitap yazdım. 2-3 arkadaşımla birlikte. Sosyal güvenlik mevzuatı. Sonra da Hürriyet'e girdim, tamam mı? İstifa etmiştim. Hürriyet'te bir yıl sigortasız ve kadrosuz çalıştım. Bir yıl. Şimdi böyle bir şeyi savunmuyorum bak. Ama sebat etmek ve bir şey için azmetmek diye bir kavram var, tamam mı? Şimdi burada ben yani yapmak istediğim şeye odaklandım ve burada kendimi kanıtlayacağım dedim. Ve onu yapmaya çalıştım ve yaptım. Şimdi gençlerimiz gerçekten de bir işe girip çok çalışıp vazgeçilmez olmayı akıllarından geçirmiyorlar. Ne yapıyorlar? Buranın maaşını beğenmedim, pat diye ayrılıyor. Yani bütün işveren arkadaşlarım, bütün işletme yöneticisi arkadaşlarım diyorlar ki geliyorlar, çalışıyorlar, 2 ay sonra, 3 ay sonra istifa edip gidiyorlar diyor ya. Ya ben bu kadar çok sık duyuyorum ki bunu. Yani bu bir tesadüf mü Allah aşkına? Hiçbir genç kusura bakmasın, kırılmasın bize yani. Bu kadar tesadüf mü yani bu? Bu arada ilan arkaya geldi. İlan bu mu? Bakalım. Evet. Bu Kayseri'de ekip arkadaşları arıyoruz diyor. Güzel de bir laf bulmuş. Ekip arkadaşları güzel. Peki kaynakçı 10 kişi, yüklemeci 5 kişi, mobilyacı 10 kişi, alüminyum ustası 5 kişi, montajcı 10 kişi, statik boyacı 5 kişi, boyacı 5 kişi, paketlemeci 5 kişi diyor. Sinan Burhan Türkiye'nin işsizlik sorununu çözdü. Barış arkadaş. Adam ara eleman bulamıyor, çalışan bulamıyor. Barış'a gelelim. Sevgili şimdi. Barış arkadaş. Bak birinde onu anlat. Çok yani güzel. Dedi ki meslek okullarına değindi. Bak. Yani anlattı adam. Meslek lisesi memleket meselesi oysa. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattın. Tak. Plansız bir ekonomi. Tak. Plansız bir yapılanma. Türkiye'nin 20 yıl sonra ne yiyip ne içeceğini kimse bilmiyor. Devlet Plansız Planlama Teşkilatı'nı kuranlar hangi akılla kurmuştu? 1990 yılında kaç kilo mercimek çıkartacağız, üreteceğiz, kaç kilo pirinç üreteceğiz, kaç elemanımız olacak, kaç öğretmenimiz olacak. Sen ne dedin kardeşim? Bunlar Kemalizmin eserleridir, yok ettin. Ne oldu? Plansız, programsız bir ülke. Getirdin, gene aynı yere geleceğiz. Her mahalleye imam hatip dayatması yaptın mı? Millet imam hatibi onu yapmadı yani. Da yaptın kardeşim. Var işte okullarda eğitim, senin ya. Eğitim işin raporları ortada. Getirdin, yaptın. Ne yaptın? Meslek liseleri Türkiye'deki toplam liselerin içinde %kaç? %kaç? %8'in üstünde şu anda imam hatipler. Evet, bu kadar ihtiyaç yok ki Türkiye'de imam hatibe. Yani neyse %8 yok ama yani ihtiyaç olmuyor. Yani sanki ısrarla her mahalle dediğin zaman yarısından fazla olması lazım. Yani ya. Olmaz ya. Eğitimi böyle, getirdin, yani dinselleştirdin. Eğitimi dinselleştirdin. Bilimi, matematiği, fiziği, kimyayı geri plana ittin. Ve ne oldu kardeşim? Şey. Geldi her ilde üniversite açacağım dedin. Her ile üniversite açtın. Profesörsüz üniversiteler, profesör görmeyen öğrenciler, Barış, asıl eğitimin kalitesi çıktı, düştü. Biliyor musun? 28 Şubat sürecinde meslek liselerini, imam hatipleri kapatmak için meslek liselerini kapattın. Ben de meslek lisesi mezunuyum. Dolayısıyla bak, da onlara da söyle. Ya meslek liselerinin üniversiteye girmelerini önledin 28 Şubat. Arkadaş ben de kasayı getirdin. Onları hep aynı soruyu, aynı cevabı yaptığım arkadaşım sosyal bölümlere girdi. Aynı soru, aynı cevabı yaptım. Marmara Üniversitesi Teknik Okulu'na girebildim ben de. Niye? Meslek lisesi mezunuyum. 30 puan geriden geliyorum. Sadece imam hatipler mi? İşte kassayı bundan... getirdi. Tamam işte yani biz de ondan etkilendik. Hayır, sonuçta. Işte, tamam etkilendin işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Mağduriyetse mağdur evet, hepimiz mağduruz sonuçta. Mağdur oldunuz. Peki, şimdi geldiğimiz nokta şu. Geldiğimiz nokta şu. Evet iş arayan yerler var mı? Var. Ben de gidiyorum mesela kafeye, lokantaya. Garson bulamıyoruz diyor. Kaç para veriyorsun diyorum? 20.000 lira, 17.500 lira. Ya şimdi genç bakıyor 17.500 liraya ben diyor burada çalışsam. Hadi 5.000 lira da bahşiş gelse, tip gelse 22.500 lira. Sigara olmuş 77 lira. Sigara sağlığa zararlıdır, kimse de içmesin. Yol parası olmuş bir minibüs Kartal Kadıköy atıyorum 50 lira. Adam bakıyor kardeşim benim zaten aldığım parayla harcayacağım. 50 lira değil. Yani 17.500 liraya garson çalıştıran yok, daha çok yüksek. Her yer 17.500 liraya asgari ücrete çalıştırıyor ya. Hadi 20 olsun, 30 olsun arkadaşlar. Yani çok ev kirasının ya bak Fuat Uğur. Türk çalıştırmayıp Suriyeli Afgan çalıştırıyor. Şimdi benim pazarcılar bile 2000 liraya eleman alıyor. Bir şey söyleyeyim abi benim yani. Yel değirmeninde oturduğum evin karşısındaki 45 metrekare evi Hasan abi duymasın bizim ev sahibimiz. 45 metrekare evi 25.000 lira kiraya verdiler. Ya 45 metrekare ev 25.000 lira olur mu ya? Yel değirmeni olunca olur tabii. Ya yel değirmeni dediğin öğrenci mahallesi bir şey abi bir şey yok ya. Mahallesi dedi Kadıköy'ün merkezi. Ya 45 metrekare. Bağcılar gibi anlatma Barış sen. Bağcılar'da da bulamazsın 15.000 liraya 20.000 liraya. Kadıköy'ün merkezi orası. İnsanların aldığı maaş ödeyecekleri kiraya yetmiyor. Yetmiyor kardeşim, geçinemiyor insanlar. O yüzden evet gençlerin bir kısmı da doğal olarak diyor ki arkadaş ben burada çalışmak istemiyorum çünkü verdiğim emeğin karşılığını alamıyorum. Sen ver adama 100.000 lira, 80.000 lira. Barış aynı işi masa başında da aynı ücrette çalıştığı zaman itiraz etmiyor. Sinan Burhan. Ona ne diyorsun? Bak bir şey söyleyeyim. Bak ben söylüyorum, Ankara'da şey Şaşmaz'da bir ototamirci var. Diyor bak, ki bu sadece ekonomiyle, ben diyor günlük diyor. Bak bir şey söyleyeyim. İşsizlik sadece ekonomiyle 10 bin lira, 15 bin lira net karım var diyor. Ama eleman bulamadığım için kapatacağım. 15 bin lira günlük karı tamircinin. Sinan Burhan, işsizlik sadece az maaşla ilgili bir şey değil. Sosyolojiyle de ilgili. Bak Türkiye'de bir kültür gelişiyor. Kolay yoldan para kazanma kültürü. Bitcoin dünyada da var o. İşte Türkiye'yi konuştuğumuz için söylüyorum. Turgut Özal'la beraber başlamıştır bu süreç. Bu özellikle dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençlerin birçoğunun işte ben YouTuber olursam para kazanırım. Şu ya anda Türkiye'de bak, yaklaşık 20 milyon içerik üreticisi var. Ya motokuryelik diye bir iş çıktı mesela. Herkes motokuryelik. Aynen. İnanılmaz riskli, inanılmaz tehlikeli. İşte mal götürdükçe para kazandığın bir sistem ve gençler şu anda garson niye bulamıyorlar? Çünkü gençlerin tamamı garsonluk yapmak yerine motokuryelik yapmak istiyor. Çünkü dijital teknoloji gelişiyor. İşte o hizmetler var ya, getir götür, eve getir, oraya getir, buraya getir gibi. Ve böyle bir sektör oluştu. Şimdi bütün bunları hayat hükümet yetkililerinin, onu söylüyorum tabii, işte kuşkusuz. Bazı meslekler kayboluyor. Evet. Bazı yeni meslekler ortaya çıkıyor. Yani biz motokuryeliğin yaygınlaşmasını... Kadıköy'de işte televizyonda Habertürk'te ben izlemiştim. Kadıköy'deki bir sürü kafeterya, lokanta sahibi 30 bin lira veriyoruz, garson bulamıyoruz diyorlar. Ama ya 30 bin liraya da nasıl geçinecek insan? Ne yapalım Barış ya? Bak şimdi bak Barış. Nasıl yaşayacak abi 30 bin liraya? Ben demin şunu anlattım, tamam mı? Bir genç annesiyle babasıyla oturuyor, tamam mı? 30 bin liraya, yani şimdi bak 30 bin liraya tenezzül etmiyor çünkü annesi babasıyla oturuyor, kira vermiyor, yemek parası vermiyor, çamaşır yıkatmıyor, bilmem ne yapmıyor, tamam mı? Bütün hizmetleri görülüyor, bir de annesinden babasından para alıyor. Annesi babası da memnun, Türk aile yapısı öyledir. Öyledir oğlum, benle birlikte yaşasın, kızım isterse 50 yaşına kadar yaşasın modundalar hepsi, tamam mı? Ve bu yüzden o konforu bozmuyor. Boğaz halbuki değil, bak, yapma, çalışma yaşamına bak. Yapma Barış, öyle değil ya. Evet, çok para değil. 30 bin lira bile çok para değil ama çalışma yaşamına bir kere girmek zorundasın. Çalışmak zorundasın. Çalışmak çok önemlidir. İş hayatında olmak zorundasın. İş hayatında olduğun zaman algıların değişiyor. Şey, perspektifin değişiyor. Açılıyor. Dünyaya farklı bakıyorsun. Bir dakika. Zorluk çekmek bile, hayatta zorluk çekmek bile hayat tecrübesi açısından çok önemlidir ya. Ben ilkokul 4'te terzide çıraktım. İlkokul 4. sınıfta, evet. İlkokul 5'te gazete dağıtıyordum. Evet. Kars'ta Yenidoğu gazetesi. Şimdi yok onlar. Rahmetli Esat Baysal'ın, Yusuf Karoğlu gazetesi. İşte dağıttığın için burada oturuyorsun, konuşuyorsun işte. Bir şey söyleyeyim. Ama bir dakika. Ben harçlığımı hayatı öğreniyorsun ya. Ne yapıyordum? Geliyordu mesela millet. Yeni elbisesini giyiyordu. Arkayı fırçalıyordum. Acaba bağış verecek mi diye bekliyordum. Çok güzel, ne güzel işte. Haftada da 5 lira bağış alıyordum. Var mı böyle şu anda? Yok. Haftalık alıyordum. Ekmekte 5 liraydı o zaman. Neyse. Gazetede dağıttım. Sattığım gazetelerin parasını bana veriyorlardı. Ben de bol bol gazete satmaya çalışıyordum. Güzel bizi doğruluyor işte. Ha, sonra büyüyorum işte. O yüzden burada oturuyorsun. Şey söyleyeyim. Şimdi gençlere söylüyoruz da. Bunu desene ve bunları yaptım, bunları yapın desene gençlere. İşte o zaman sana şunu söylüyorlar. Biz neydik eskiden? Su içerdik, testiden diyorlar. Abi öyle değil. Bak Kent TV'de muhabirdim. TV8'in ilk kuruluşunda muhabirdim. Aldığım maaş bana hayli hayli yetiyordu. Aileme katkıda bulunuyordum. Canım sıkıldığında taksiyle işe gidebiliyordum. Kent TV o zaman para biriktirebiliyordum. Hayır bir dakika para biriktirebiliyordum. O zaman iyi para veriyordum. Cuma cumartesi akşamları çıkıyorduk Taksim'de, eğleniyorduk. Şimdi Budapeşte'de o, Macaristan'da. Kim? Kent TV'nin yöneticisi kimdi? Süzer grubunundu. Levent, evet. Altınay falan onlar. Ama o zaman aldığımız para, muhabir olarak aldığımız para normal bir yaşam sürmemizi de sağlıyordu. İşte bu adam Cumhuriyet'te çalışıyordu. Ben tanıdığımdan, yani çocukluğundan sonra Cumhuriyet'e geçti. Kaç sene çalıştın Cumhuriyet'te? 10 yıldan. Ki o zaman bile, o zaman Cumhuriyet Gazetesi herkes normal. Sevgili Barış, Nokta dergisinde birlikte çalıştık. Beraber çalıştık. Masum Türker, Devlet Bakanımız, Maliye Bakanı ne yapıyordu? Maaşı ikiye bölüyordu bize. Küçücük maaşı ikiye bölerek veriyordu. Bir ayın birinde, bir de ayın 15'inde. Masum Bakanımız yarın burada neden öyle yaptığını anlatır. Yani geçiniyorduk yani. Çalıştı orada. Geçiniyorduk ama kıt kanaat geçiniyordu. O zaman ama öyle değil mi? 94. Tabii. Kıt kanaat.